hoş geldiniz. Evet, biz genel seçimleri geride bıraktık ve genel seçimleri geride bırakırken aslında kadınlara dair pek çok şeyi tartışmaya çalıştık elimizden geldiği kadarıyla. Kadınlar seçimlerin en önemli öznesi oldular. Belki hem seçimler döneminde hem de seçimler öncesinde pek çok tartışılan konunun ana öznelerinden bir tanesi oldular. Seçimlerin hemen ardından biz meclisteki oranlarla birlikte tartışmaya başladık. Ama kadınlar açısından herhalde AKP süreci boyunca yaşadıkları pek çok baskının, ellerindeki hakların geri alınmasına dair kadınlar hep sokaktaydı diyebiliriz. Peki bu mücadelenin içerisinde gerek barış sürecinde gerek eşitlik taleplerine dair kadınlara dair her şeyi bugün Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan'la konuşacağız. Bir bakalım bugün size başka neler izleteceğiz. Hemen ardından stüdyomuzda sohbetimize başlayalım. Ekmek ve Gül'de bugün neler var? Kadınlar seçimlerin en çok tartışılan öznelerinden oldular. Peki şimdi seçimleri geride bırakırken kadınlar bu durumu nasıl değerlendirmeli? Eşitlik, özgürlük ve barış taleplerine ilişkin atılması gereken adımlar, bugün yaşanılan en önemli sorunları ve çözümlerini Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan'la Ekmek ve Gül'de konuşuyoruz. Ekmek ve Gül, kadınların yaşamına renk katan konu ve konuklarıyla birazdan başlıyor. Bizden ayrılmayın. Evet, aslında siyaseti, yaşamın her alanını, kadınlara dair her şeyi konuşacağız dedik. Tabii unutmayalım, 12 Haziran'da Özge Can Aslan davası var. Ona dair çağrımız da olacak Mersin Kadın Platformu'yla. Hoş geldiniz Selma Hanım. Hoş bulduk. Hemen şöyle başlamak istiyorum. Yani hem seçim döneminden önce hem seçimden sonra çeşitli olaylar gerçekleşti. İşte bugün bir kişi daha öldü Diyarbakır'da. HDP seçime girdiği süreçte hem çeşitli bürolara saldırılar oldu. Bunun yanında Diyarbakır mitinginde bir bomba olayı yaşandı. Orada ölümler oldu. Ve seçimlerin hemen ardından iki gündür maalesef ölümler bitmiyor ve devam ediyor. Hemen onunla başlayalım çünkü çok güncel bir şey. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl okumak lazım bütün bu tabloyu? Hem seçim öncesi yaratılan bu tablo hem seçim sonrası devam eden bu şiddeti nasıl değerlendirmek lazım? Tabii AKP iktidarı, iktidarın organları, bu iktidarın siyasal temsilcileri, Başbakan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sürecine başladığında özellikle son haftalarda bunu bir kurtuluş savaşı olarak adlandırınca biz seçimi normal bir seçim süreci olarak geçirmedik. Sanki bir savaş halindeymişiz, güçler savaşıyormuş şeklinde geçirdik. Çünkü bunu açıktan bu bir kurtuluş savaşıdır diye beyan ettiler artık kimin kurtuluşuysa. Nitekim seçim sürecinde yaşanılan saldırılar da düzenlenen provokasyonlar da bu savaş halini hükümetin yetkililerinin ortaya koyduğu savaş halini tarif eden ve gösteren nitelikteydi. Şimdi savaş eğer bunu kurtuluş savaşı diye adlandırıyorsanız siz seçimi dolayısıyla kaybeden tarafta siz olmuşsanız ve üstelik bir Haçlı ordusu bana sefer düzenliyor diye tarif ederseniz bütün bunlar hükümetin ve onların yetkililerinin, Cumhurbaşkanı da dahil, Başbakan da dahil kullandıkları ifadeler. Ve Haçlı seferi diye düşünürseniz onun karşısında kaybettiğinizde kaybettiğiniz sahaları yakıp yıkarak çekilme taktiğini uygularsınız. Bu çok klasik bir savaş taktiğidir. Yakar, yıkar, tecavüz eder kadınlara, oraya son sahiplenmelerini gerçekleştirerek gitmeye çalışır. Ve şimdi bu şeyden de Diyarbakır'da son iki gündür yaşadığımız saldırılardan da biz bunun kokusunu alıyoruz. Aslında bu yeni gördüğümüz bir şey de değil. Devlet 90'lı yıllardaki devlet yüzünü şimdi yeniden hatırlatıyor, yeniden gösteriyor. Ben gösteriyor demiyorum, zaten biliyorduk biz devletin bu yüzünü, tanımıştık. Şimdi yeniden gösteriyor. Bunu neden söylüyorum? Bu hani sadece sıradan bir iki tane farklı siyasal yapının, siyasal anlayışın çatışması olarak gösterilemez, sunulamaz ya da görülemez. Çünkü iki gündür hükümet yetkilileri sessiz. Niye sessiz? Yeni hükümet kurulana kadar sorumludur. İçişleri Bakanı nerede? Bu iki gündür yaşanılan bugüne kadar sanıyorum 3-5 tane insan hayatını yitirdi. 5 insan, tane demiyorum, 5 insan hayatını yitirdi. Ve bu 5 insanın hayatını yitirmesinin arkasından gelişmeler çok endişe verici boyutta ama hükümet yetkilileri, Başbakan'da ses yok, İçişleri Bakanı'nda ses yok, Adalet Bakanı'nda ses yok.
Ve bütün bunlar bize bunun planlı, programlı bir organizasyon olduğunu gösteriyor. Üstelik de bu saldırılardan taraflar, işte saldırıya uğramış HDP'nin eş başkanları açıklama yaptı. Parti resmi açıklama yaptı. Herkesi sakinliğe davet etti. Yine Seçim boyunca da, seçimden sonra da aslında bu sağduyu çağrısı sürekli devam etti. Bugünkü yaşananlar için de sağduyu aslında devam ediyor. Cumhurbaşkanı mesela seçimden sonra sadece bir yazılı açıklama yaptı. Şimdi bütün bunlar da, yani bundan sonraki süreç açısından nasıl okumak gerekiyor? Şimdi Cumhurbaşkanı seçimden sonra yaptığı açıklamayı keşke seçimden önce bir seçimin ilk başlangıcında, seçim süreci ilk başlangıcında buna benzer bir açıklamayı yapıp geriye çekilmiş olsaydı bu açıklamanın bir samimiyeti söz konusu olabilirdi. Ama bugün siz iki aydır muhalefet, bütün muhalefet partilerine yüklen ama bunların içerisinden özel olarak HDP'ye yüklen. Ondan sonra kır, dök, yık, arkasından da dön 8-9 Haziran'ın sabahı sağduyu çağrısı yap, herkese sorumluluk çağrısı yap. Bence hani bu sorumluluk çağrısı yapacak en son makam bugünkü Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Çünkü sorumsuzluğun en ileri örneğini kendisi iki aydır göstermiştir o makamda oturan kişi. Ve şimdi sorumluluk çağrısı yapamaz. Halka sağduyu çağrısında bulunuyorlar. Halka değil, halkımız zaten sağduyulu. Yani düşünün ki bu kadar saldırı, bu kadar şey karşısında halk metanetini koruyor, sabrını koruyor, soğukkanlılığını koruyor. Ama bugün yetkililer, iktidar yetkilileri, devleti yönetenler, yönetim mekanizmasında bulunanlar hala savaş halini devam ettirmeye çalışıyorlar. Biraz hani sağduyunun bence bir sağduyu seslenmesi yapılacaksa iktidar organlarına yapılması gerekir. Aklınızı başınıza alın. Bu memleketi kan gölüne çevirmeye hakkınız yoktur. Bu politikalardan derhal vazgeçin diye sağduyu da değil bir uyarı mahiyetinde bir uyarıyı onlara yapmak gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonrası açısından da eğer seçim sürecinde yürütülen gerilimler, savaş ortamı, kaos ortamı, kutuplaşma şimdi de sürdürülmeye çalışılırsa buradan halk nezdinde başka bir şey çıkar ortaya ve sanıyorum ki oradan yararlı çıkan da kendileri de olmaz iktidar güçleri açısından. Peki Ağrı'da yaşananlar, ardından Diyarbakır'da ortaya çıkanlar, Ağrı'da ortaya görüntüler çıktı. Evet. Hem yaralı askerlerin taşınmasına ilişkin, orada yaşanan şeylere ilişkin. Diyarbakır'da işte IŞİD'le bağlantısı, şüphelinin IŞİD'le bağlantısı olduğuna dair çeşitli veriler ortaya çıktı. Şimdi iki gündür yaşanan çatışmalarda aslında iki taraf olarak görmemek lazım ama çağrı yapılıyor, yani sağduyuya çağrı yapılıyor. Şimdi böyle olduğunda bir gerçeklerin artık örtülemez olduğuna dair bir işaret, yani bugüne kadar birikenler açısından böyle bir şey olabilir mi? Yani artık toplumda, yani orada yaşananlar açısından hükümeti zora sokan bir durum ortaya çıktı mı? Çıkmak zorunda, çünkü yani bunu birkaç yönden değerlendirebiliriz. Bunlardan birisi iletişim teknikleri 90'lı yıllardaki gibi değil. Yine bu Ayhan Çarkı'nın açıklamaları tekrar gündeme getirildi. O hani bir bebek fotoğrafı vardı, katledilmiş bir bebek fotoğrafı ve o fotoğraf üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışılmıştı. Ve Ayhan Çarkın dedi ki bizim oluşturduğumuz ekip o köy baskınında o bebeği öldürdü demişti ama 90'lı yıllarda bu böyle örgütlenmemişti. Şimdi dolayısıyla bugün halkımız bir, iletişim araçlarının çok yaygın olarak bugün gelişmesi ve anında gerçeklerin duyurulması, bunun kanalları çok genişledi, gelişti. Bir başka şey, biz kontrgerilla faaliyetlerini bu coğrafyada çok yaşadık. Yani sadece Kürtlileri, bölgelileri açısından değil, Türkiye'nin bir bütünü bu kontrgerilla faaliyetlerini çok yaşadık. 77 1 Mayıs'ı, Çorum katliamı, Maraş katliamı, Madımak katliamı, Sivas katliamları, aydınların katledilmesi, akademisyenlerin katledilmesi gibi kontrgerilla faaliyetlerine bu coğrafyada çok fazla yaşandı. Şu suçu şu işlemişti, bu işlemişti ama gerçeklerin üstü örtülemiyor ki. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra olsa da bu gerçeklerin üstü kaldırıldığında, o yalanlar kaldırıldığında gerçek bütün çıplaklığıyla açığa çıkıyor. Şimdi yalanın örtüsü için zaman kalmıyor çünkü iletişim bilgileri çok hızlı bir şekilde iletişim geliştiği için
gerçek çok hızlı bir şekilde muhataplarına ulaşıyor. Bu açıdan da deneyebilir. AKP hükümetinin biz bir taraftan hani Ergenekon soruşturmasında darbeyle hesaplaşıyoruz, şudur budur dedi ama bu aslında yeni konsepte göre yeni bir dizaynın, yeni bir oluşumun ipuçlarıydı. Onun ön hazırlıklarıydı. Nitekim şimdi koalisyonunu yeniledi, güçlendi. Bu güçlenmeyle birlikte kendi kontur gerillasını oluşturdu ve bunu şimdi harekete geçirmeye çalışıyor. Bunu çeşitli dönemlerde denedi. Gezi direnişi esnasında denedi. İşte çeşitli sivil güçleri sokağa çıkararak esnaf diyerek Cumhurbaşkanı da bizzat bu görevi esnaflara vermişti zaten. Bu ülkenin güvenliğini sağlamak sizin göreviniz diye. O dönemde denedi. Kobani direnişi döneminde denedi. Kobani direnişi döneminde işte iki yönlü denedi. Bölgede Hizbul kontra güçleri harekete geçirerek denemeye çalıştı. Batı illerinde de ulusalcı, milliyetçi, şöven güçleri, onların içerisindeki kontra güçleri harekete geçirerek denemeye çalıştı. Ve buradan kendisine zengin bir kontrol gerilla deneyimi edinmeye çalıştı. Ama artık biz bu deneyime halk olarak sahibiz. Artık yutmuyoruz yani. Bize söylenilen yalanları yutmuyoruz. Bu yalanları da çok çabuk açığa çıkaran mekanizmalar da var. Bu açıdan bu denenmiş yöntemler halk deyimiyle bu yöntemler koktu artık. Bu yöntemlerden bir an önce vazgeçmesi gerekir diye düşünüyorum. Peki 7 Haziran seçimleri açısından az önce de söyledik, kadınlar en çok konuşulan özne oldu aslında. Hem seçimden önceki çalışmalar açısından kadınların sokakta olması, hem HDP'nin hem ittifak yaptığı partiler açısından da ya da kuruluşlar açısından da kadınların hem ortak çalışmaya dair şeyleri, yanları. Biz bunları çok fazla ekrana getirdik aslında, arkadaşlarla tartışmıştık stüdyomuzda. Şimdi bu açılardan baktığımızda kadınlar bu dönem %14'ten %18'e çıktı kadınların meclisteki temsiliyeti. Asla kadınlara yetecek bir temsiliyet olmayacaktır büyük olasılıkla ama bunun yansıması olarak yani bu artışın kendisinin herhalde seçim öncesinde AKP'nin politikaları, kadınlarla ilgili ortaya koyduğu politikalarla doğru bir orantısı var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki doğru bir orantısı var. Yani diyelim ki kadınlar seçimlerde bu kadar öne çıkmışsa, seçim sürecinde ve kadınlar bunun öznesi olmaya çalışmışsa, bunun tabii ki biriken sorunların yarattığı bir arayıştı bu. Kadın hareketi içinde, kadınların bir bütün için bunu söylemek lazım. Sadece işte mücadelenin önünde olan kadınlar değil, bir bütün olarak toplumsal kesimler içerisinde kadınlar. Kendilerine bir arayış içerisindeler. Şimdi kimileri bu arayışı başka bir mecrada sürdürdüler. Bunlar hani eşitlik, özgürlük, bu arayışı sürdürenlerin bir kısmı HDP'de, bir kısmı CHP'de, bir kısmı kadın platformlarında, kadın derneklerinde yürütmeyi tercih ettiler yerellerden. Bir kısmı da özellikle muhafazakar kesim dediğimiz kesim, AKP hükümetinin de bu muhafazakarlık politikalarıyla kendisini orada ifade etmeye çalıştı ve iktidar partisi açısından düşündüğümüzde kadınları iki yerde çok değerlendirdi. Bunlardan birisi seçim çalışmasını kazanmak üzere, birebir iletişim kurmak üzere, yani bu yerel yönetimleri ilk kazandıkları dönemden itibaren bu yöntemi denediler. İkincisi bir kadın militanların yanı sıra toplumun yarısını oluşturan kadınları uyguladıkları minnet politikasıyla kendilerine bağlama şeklinde bunu kadınları kendi politikalarının yedeğine almaya çalıştılar. Ve hani bundan şunu demek istemiyorum, işte makarna dağıtıyorlar, kömür, bu kadar basit değil mesele. Resmen ekonomiyi yönetirken hükümet, AKP hükümeti özellikle, cemaatler eliyle çeşitli toplumsal kesimleri fonladılar. Bu fonlanan kesimlerden bir kısmı da kadınlar oldu. Kadınları da şöyle fonladılar, yani onun toplumsal konumunu değiştirecek bir durumda değil, tam tersine mevcut toplumsal konumunu daha geriye götürecek şekilde, yani işte aile hasta bakım parası ödeyerek, yaşlı bakım parası ödeyerek, engelli bakım parası ödeyerek kadına bu görevi doğrudan vermiş oldu ve bunun karşılığında da bu ücreti ödemiş oldu ve pek çok kadın zannediyor ki
AKP hükümeti giderse, bu zaten ben bu hastaya, yaşlıya, çocuğa bakıyordum, engelliye. Şimdi üstüne para veriyor bu hükümet. Bu hükümet de giderse ben bundan da olurum diye. Ve hani minnet duygusu, sosyal bir ödeme değil bu. Sosyal bir politika değil. Tamamen minnet ve iktidarı ihya etmek üzere düzenlenmiş politikalar. Zaten AKP hükümeti açısından genel bir politikada böyle bir şeyden bahsedilebilir herhalde. Sadece kadın, minnetlik, minnet. Tabii sadece kadınlara dair yaratma politikalarında da değil, diğer genel politikalarında da bu böyle, ama kadınlar üzerinden bunu daha kolay örgütlemeye çalıştılar. Çünkü şu bir gerçek, kadınlar değişirse değiştirirler. Ne yönde değiştiğine bağlı. Bunu onlar da biliyorlar. Bunu diğer hak ve özgürlük mücadelesi veren toplumsal kesimler ve kadınlar da biliyorlar. Dolayısıyla bunu rahatlıkla çok kullandılar ve ama artık şundan çıkarılması gerekiyor. Yani kadınlar bunun bir minnetlik duygusu yaratan ödeme biçiminden çıkarılıp bunun bir artık sosyal hak olarak kazanacakları bir mücadeleyi bir kesimi veriyorlar. Ama AKP hükümetinin toplumsal düzende yarattığı, kadına biçtiği rol, kadının sıkıştırılmışlığı toplumsal düzen içerisinde artık yani seküler ya da modern hayatı benimseyen kadınlar değil, bütün bir toplumsal kesimi, bütün bir yaşam biçimi ne olursa olsun, seçtiği hayat tarzı ne olursa olsun, bütün bir cins olarak kadınları ilgilendirdiği için geniş bir kesim bu konuda bir arayış içerisinde, bir mücadele içerisinde oldular. Bu açıdan da seçimlerde önemli bir çalışmayı ortaya koydular. Tabii diyelim ki bütün siyasi partiler bugün şunu söylüyorlarsa şayet, kadın temsiliyetine biraz daha önem vermek, biraz daha önem vermek gerekir diye. Bu kesinlikle eşitlik, gerçek eşitlik mücadelesi veren kadınların demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak yarattıkları şeydir, durumdur. Onların sayesinde bu kadar ortaya çıkmıştır, ama esas olarak da bugün hani Kürt kadın hareketinin eşitlik mücadelesinin de bizzat bunun mekanizmalarının da ortaya koyduğu bir olanak diye bunu değerlendirmek lazım. Dolayısıyla bugün gerçekten bütün partilerin gündeminde yer almıştır, ama seçilmiş milletvekillerinin oranına baktığımızda bu ancak %18'dir. 90 yıllık bir, hadi Osmanlı dönemini saymıyoruz, Cumhuriyet dönemini bile düşünüyor olsak, 90 yıllık bir deneyimin, 90 yıllık bir mücadelenin üstüne bu %18'lik kadınların kabul edebileceği bir oran değildir kuşkusuz. Ama hani ki bundan bu en sonrasını biraz orandır. Evet en iyi oran. Ama hani en azından bu kabul edemediğimiz %18'lik durumun bundan sonrası açısından tersine çevirecek mekanizmaların kurulması gerekiyor. Yani en azından şöyle söyleyeyim ben, eğer bakanlar kurulu oluşacaksa bu bakanlar kurulunun mesela yarısı kadın olabilir. Yani hiç değilse meclisin bütün bir bütünün temsiliyetindeki o zafiyet, eksiklik kadınlar açısından yürütmeyi oluştururken yarısı kadın olarak düşünüldüğünde, sadece bakın Aile Bakanlığı değil, bütün bir bakanlar kurulu açısından tek, o da sembolik bir şeydir. Şimdi iki dönemdir kadın bakan, Aile Bakanı kadın oluyor. Onun dışında yürütmede bir tane bile kadın yoktur. Bu açıdan da şimdi kurulacak mekanizmalarda işte yürütme, oluşturulacak komisyonlar, çalışma grupları, bütün bunlarda bir kadın temsiliyeti de demeyelim, o çalışmanın kadınlar üzerinden yürütülmesi yararlı olacaktır. Peki, yani sonuçta %18'lik bir orandan bahsediyoruz. Herhalde seçim öncesinde de ciddi anlamda, şimdi mesela MHP'de 4 kadın vekil, işte CHP'de 20, HDP'de 32, AKP'de 41 kadın vekil var. Şimdi bu sayılar açısından bakıldığında da, yani meclise yansıyan şey sonuçta dünü oranla daha yüksek olabilir. Ama herhalde bu 97 kadına bırakmak, meclisteki kadına dair tartışmaları ona bırakmak gibi bir durum olarak anlaşılamaz herhalde. Tabii ki. Ya birincisi, mesela yeni düzenlemelerden en önceliğinin şöyle bir şey olması gerekir. Hemen çok acil yürütme oluşturulurken, bakanlar kurulu oluşturulurken, bakanlıklar daha doğrusu oluşturulurken hemen şu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı lağvedip
yerine kadın bakanlığının kurulması gerekir. Ha, ayrıca şu kurulabilir, Sosyal Politikalar Bakanlığı ayrıca kurulabilir ama şu aile içinin bir defa resmi siyasetten bir an önce uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu aile kavramının ve aile tartışmalarının zaten resmi siyasetle, resmi siyasetin bir aracı olma haline getirildiği andan itibaren zaten sıkıntılı bir durum söz konusudur. Kadını ailenin içine hapsetme gibi kaldı ki. Hani orada bile samimiyet söz konusu değil. En muhafazakar olduğunu ifade eden bir partinin 13 yıldır iktidarını yaşıyoruz. Aile diyorlar o kadar ama uyguladıkları ekonomik politikalar, onun yarattığı yoksulluk, onun yarattığı şiddet, onun yarattığı işsizliğin sonucunda da bu kadar çok değer verdikleri aileler patır patır dökülüyor. En çok boşanmalar işte bu iktidar döneminde olmuştur. Neden? İnsanların birbirine tahammülü kalmıyor. Yoksulluğa tahammülü, işsizliğe tahammülü kalmıyor. Yani bu kadar şeyle baş ederken insanlar birbiriyle baş edemiyorlar. Birbiriyle ilişkisini organize edemiyorlar. Dolayısıyla hani buradan boşanmalar tabii ki yasaklansın ya da şey demiyorum ben ama boşanmaların bu kadar artmış olmasının da bir sebebi olmalı ve buradan da bir sonuç çıkarılmalı diye düşünüyorum. Herhalde. Hani bu sadece kadın, pardon. Kadın Bakanlığı'nın kurulması meselesi değil. Burada o zaman da bütün işler Kadın Bakanlığı'na havale edilecektir. Mesele öyle de değil. Bir sadece biz Kadın Bakanlığı'nı kurduk, işte onlar yürütüyor meselesi de değil. Çok hızla bugüne kadar kadın hareketinin biriktirdiği mücadele deneyimleri vardır. Biriktirdiği talepler ve çözüm önerileri vardır. Hemen kurulan Kadın Bakanlığı'nın ve hükümet de dahil, çok acil kadınların bugün yaşamış olduğu sorunlara çözüm bulmak üzere hemen bir çalışma mekanizmasını kurması gerekiyor. İşte üniversitelerin kadın araştırma birimleri şimdi vardır. Oraya döneceğiz. Herhalde AKP hükümeti dönemi boyunca en çok tartıştığımız konulardan bir tanesi kadına yönelik şiddetti. Cinayetlerdi, artan cinayetlerdi. Kendi bakanlıklarının verdiği rakamlar da bunu doğruladı. Evet efendim, günün sözünde bugün Özge Can olacak. Günün sözüne geçelim, ardından stüdyomuzdaki sohbetimize devam edeceğiz. Evet, Türkiye'de Özge Can Aslan cinayetinin hemen ardından Türkiye'de çeşitli yerlerde kadınlar ayağa kalktılar. Kadın cinayetlerine karşı sadece Özge Can Aslan için değil, bugüne kadar yaşanan bütün kadınlar için adalet istediler kadınlar. Acil önlem grupları kuruldu, kadınlar cinayetleri durdurmak için sokağa çıktılar. Cuma günü, 12 Haziran Cuma günü Özge Can Aslan'ın duruşması var. Şimdi telefon hattımızda Mersin Kadın Platformu Sözcüsü Yüksel Kapıkıran var. Yüksel merhaba. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum size. 12 Haziran'da Özge Can Aslan'ın duruşması var. Duruşmaya dair biraz bilgi alabilir miyiz davaya ilişkin Mersin Kadın Platformu adına senden? Tabii ki. 12 Haziran Cuma günü saat 9'da Tarsus Adliyesi'nde Özge Can Aslan duruşması var. Bununla birlikte Mersin Kadın Platformu ve diğer Tarsus Kadın Platformu ve diğer arkadaşlarımız da ortak ve ayrı ayrı olarak 9'da, Cuma günü 9'da müdahil olmak adına Tarsus Adliyesi'ne çağrıda bulunuyoruz. Tüm kadınların bu konuda duyarlı olması ve orada bulunmasını talep ediyoruz. Şu anda Özge Can Aslan davasında şöyle bir gelişme var. Burada bir Mersin Adliyesi'nde bir avukat grubu var. Avukat grubu arkadaşlarımız gerekli müdahaleleri yaptılar. İlk duruşma olması nedeniyle sadece işte sorgulamayla ilgili bazı gelişmeler, yani bazı işlemler yapılacağını bilgisini verdiler. Bu davaya yine de bir çağrı var değil mi? Tarsus Adliyesi'ne sabah 9'da kadınlar tabii açısından. Tabii ki sabah 9'da zaten biz Mersin'den müdahil olacağız. Tarsus Adliyesi'ne gideceğiz. Sabah saat 8'de Mersin'de buluşup adliyeye geçeceğiz. Adana'dan arkadaşlarımızdan gelen bilgi şu yöndeydi. Arkadaşlarımız bir gün önce yürüyerek Tarsus'a geçeceklermiş. Öyle bir bilgi verdiler bize. Tarsus Kadın Platformu da zaten sabah 9 için Tarsus Adliyesi'ne çağrıda bulundu.
Peki 11 Şubat'ta Özgecan Aslan'ın ardından Türkiye'de çeşitli illerde kadınlar sokağa çıktı kadın cinayetlerine karşı. O günden itibaren aslında kadın cinayetlerine dair hiçbir somut adım atılmadı ve cinayetler hem artarak arttı. Yani Ocak ayından itibaren en az 57 kadının öldüğüne dair elimizde veriler var. Buna dair ne söylersiniz? Yani bu hem bu davanın önemine dair hem kadın cinayetlerine dair ne söylemek istersiniz? Şimdi zaten Özgecan Aslan cinayeti, ya Özgecan aslında tüm kadın cinayetlerinin içinde simgeleşti. Sadece Özgecan Aslan için değil, tüm kadınlar için. Biz özellikle Mersin'de olan kadınların ne yaptığı hakkında biraz bilgi vermek isterim. Biz zaten Perşembe eylemselliklerini ortaya koymuştuk. Perşembe eylemselliklerimizde her hafta Perşembe işlenen kadın cinayetleriyle ilgili gerekli işte teşhirler olsun, bu konudaki bilgilendirmeler olsun, eylemsellikler koyuyorduk. Ama bu Özgecan'la beraber bu daha da arttı. Çünkü Özgecan'la beraber zaten kadın cinayetlerinde de sanki görülür bir biçimde daha beter bir artışlar meydana geldi. Bu konuda arkadaşlarımızla, burada bulunan arkadaşlarımızla, bileşen arkadaşlarımızla mücadelemize devam ediyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Peki Yüksel, çok teşekkür ediyoruz yayına bağlandığın için. Rica ederim, iyi yayınlar. Evet efendim, Özgecan Aslan davası 12 Haziran Cuma günü sabah 9'da Tarsus'ta Mersin Kadın Platformu, Tarsus Kadın Platformu ve çeşitli kadın örgütleri, siyasi partiler bu davaya çağırıyor kadınları. Kadınları böylesi davalara, kadın cinayetlerine karşı hem sokakta olmayı hem de bu davalara müdahil olmayı çağırıyor. Günün sözünden hemen stüdyoya geçelim. Evet, herhalde kadın cinayetleri AKP hükümeti dönem boyunca çokça tartışılan meselelerden bir tanesi oldu. Siz de aslında günün sözüne geçmeden önce altını çizdiniz kadın bakanlığı olmasına ilişkin. Yani kadını aileyle sınırlayan bir anlayıştan bahsediyoruz ve kadın cinayetlerine dair artan şiddet açısından iktidarın da o dönem iktidar açısından çeşitli şeyleri var. İşte imam nikahı resmi hale gelmesi, yani imam nikahının mümkün olması gibi çeşitli şeyler var. Yani cinayetler açısından da, şiddet açısından da değerlendirirsek nasıl konuşmak lazım AKP sürecinden şimdiki dönem açısından? Valla fotoğrafı görmek için hükümetin politikalarının fotoğrafını çok önemli iki şey, kare diyelim. Bunlardan birisi her ne kadar suç sayısa bile tacize devam edeceğini söyleyen bir delikanlı kendisine sorulduğunda. Bu hiçbir şey beni engelleyemez, devam edeceğim diyor. Bu cesareti nereden alıyor? Yine mahkemeye gelen tecavüzcüler yargılama esnasında o sırıtma şeyini, cesaretini nereden alıyorlar? İşte nereden aldıkları çok açık. En hunharca bu suçu işleyenler, iyi hal indirim alırken, erkekler açısından söylüyorum, mahkemelerde Nevin Yıldırım davası işte 2 gündür 3 gündür tartışıyoruz. Savcı işte ceza önerisini az, bu savcının verdiği ceza şeyi az bulunuyor ve itiraz ediliyor Nevin Yıldırım'a ve ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor. Bütün bunlar aslında şeyi çok özetliyor, yani bu şiddetin nereden kaynaklandığını çok özetliyor. Muhtemelen sizin programlarınızda da hükümet yetkililerinin kullandıkları dil, ortaya koydukları politika çok bugüne kadar tartışıldı. Sadece işte imam nikahının resmi hale getirilmesi değil. Ya o da zaten bir garip. Gerekçesi saçma bir gerekçe. Deniyor ki işte kadınla erkek gönüllü bir arada yaşarken nasıl sorun olmuyorsa imam nikahında da sorun olmaması gerekir. İyi de o bir arada yaşamaya karar veren kadınla erkek zaten belli bir yaşa gelmiş, ergin olmuş, bağımsız, kendi kararlarını verebilen iki bağımsız insan sevgisini sürdürmek üzere bir araya geliyorlar. Ama senin imam nikahı diye imam nikahıyla birleştirdiğin kesim için bu mudur yani? 13, 14, 15 yaşındaki çocukları evlendir. Bu hani evlendirdiği kişilerin yaşından bağımsız söylüyorum bunları.
Bazen genç yaştaşlarıyla evlendiriyorlar, bazen de kendisinden dedesi yaşında olacak insanlarla evlendiriliyorlar. Kaldı ki 13, 14, 15 yaşında olmasa bile çocuklar, daha yetkin yaşta olsa bile 18-19 yaşında kendi gönlüyle evlendiği ne malum, böyle bir sıkıntılar var. Bu açıdan da o tartışma şey değil, doğru bir tartışma değil. Ve sadece bu imam nikahı meselesi de değil işin doğrusu. Hükümetin pek çok politikasıyla aslında kadına yönelik şiddetin beslendiğini ve bu şiddeti körüklediğini söyleyebiliriz, görebiliyoruz. Sonuçta onlar her ne kadar şöyle derlerse desinler efendim, basın ele aldığı için, görünür olduğu için artık artmış gibi görünüyor ama bu böyle değil. Rakamlar böyle söylemiyor, araştırmalar böyle söylemiyor. Bu açıdan da gerçekten artık kadınların yaşam mücadelesi, kırmızı alarmı geçmiş durumda. Kadınların varlıkla yokluk mücadelesi haline gelmiştir bu. Artık ya düşünün ki şöyle bir şey, geçen gün bir haber okuduk, tacizcisini bir yumrukta yere sermiş bir genç kız, boksör genç kızımız ve biz diyoruz ellerine sağlık, oh be der olduk. Çünkü neden? Artık bu duruma geldi. O kadar pervasızca yapılan bir kadına yönelik şiddet var ve saldırılar o kadar pervasızca ve hunharca ki bütün başka bir uygulanan şiddetten oh be eline sağlık diyoruz. Artık o şiddet değil, meşru müdafaya giriyor işin doğrusu. Ve bunun için işte kadınların taleplerinin bu nedenle dikkate alınması gerekir. İktidarlar tarafından, hükümetler tarafından. Bu nedenle ısrarla diyoruz ki Kadın Bakanlığı, bu nedenle ısrarla diyoruz ki kadın hareketinin biriktirdiği deneyimler var, sorunlar var, üzerine eğildiği bu sorunların karşısında ürettiği çözüm önerileri var. Bütün bunlara dikkate alınması gerekir ve ortak çalışmanın yürütülmesi gerekir. Bunlar bakın kadın dernekleri var. Çok prestijli ve bu alanda söz sahibi olan ve artık otorite haline gelmiş kadın sorunları üzerinden. Platformlar var illerde. Üniversitelerin kadın araştırma merkezleri var. Bu konularda araştırma yapan tek tek akademisyenler var, dikkate alınması gereken. Bütün bunlarla ortak çalışmayı ortaya koyarlarsa ben hani kalıcı çözüm olmasa bile çok kısa sürede en acil sorunlara çözüm üretileceğini düşünüyorum. Çünkü bir de araya hani yerel yönetimleri koyduğunuzda eğer siz sorunu çözmek istiyorsanız yerel yönetimlerle merkezi yönetimi birlikte paralel çalıştırırsınız. Sorunu çözersiniz. Bakın bugün şeye düşünün, hatırlıyorsanız 2015'in başında da tartışıldı, 2014'ün başında da devlet bütçesi oluşturulurken kadına bütçe yok dendi. Çünkü bunu öyle ayakları havada politik olarak kullanılmış bir söylem değildi. Çünkü gerçekten hani bütçe kalemlerine baktığınızda kadının bütçesi yok. Oysa biz diyoruz ki hem sağlık hizmetlerinde, eğitim hizmetlerinde, sosyal güvenlik hizmetlerinde, diğer sosyal politikalarda kadına yönelik şiddeti önlemede, o önleme merkezlerinde kullanılmak üzere kadın için özel bütçe ayrılması gerekir. Bunu neden kadın için özel istiyoruz? Bir eşitsizlik var. Kadın burada negatif durumda. Bu eşitsizlik gün geçtikçe büyüyor ve bu kadının eşitsizliğini giderecek bir desteklenmeye ihtiyacı var. Devlet bütçesinde de buna ihtiyaç var. Eğer hani tek tek söylüyoruz şunun 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 için bütçe diye, evet kadınlar için de bütçe gerekir. O zaman işte kadınlar bir iktidarı ihya etmenin aracı olmaktan çıkarlar. İşte yani. O zaman kadınlar minnet duygusu yaşayarak bir siyasi partinin yedekçisi olmazlar. Gerçekten hani düşündüğü, inandığı bir siyasal inancın ya da düşüncenin militanı ya da mücadelecisi olurlar. Bu durumun değişmesi gerekiyor, değiştirilmesi gerekiyor. Bu açıdan da henüz evet her nasılsa hani diyoruz ya bu seçim sonuçlarını değerlendirirken halk başkanlık sistemine, Erdoğan'ın kurmak istediği başkanlık rejimine hayır demişse, hükümetin Orta Doğu politikalarına hayır demişse, savaş politikalarına hayır demişse, baskıya ve otoriteye hayır demişse, başkalarının farklı kimliklerin ve farklılıkların görünmemesine hayır demişse bu seçim sonuçlarını değerlendirirken aynı şekilde kadınların kadına yönelik politikalarını da hükümetin dur demiştir, hayır demiştir ve bunun değişmesini istemiştir ve bu değişimin de bir parçası olmak durumundadır şimdi kadınlar. Peki bu
2015 seçimlerini değerlendirirken aslında kadınlar çok uzun bir süredir yani hem siyasetin bir öznesi olmaya dair. Yani biz aslında seçim beyannamelerini de tartışırken birbirinden farklı olarak mesela AKP'nin seçim beyannamesinde kadınları zaten kadınlarımız diye ifade eden, yani bizim kadınlarımız, ya da işte Kadın Bakanlığı'nın ortadan kaldırılma sürecinde aile ve sosyal politikalar içerisine sıkıştıran kadını. Yani bütün bu politikalar açısından baktığımızda herhalde bütün bu saldırılara karşı kadınların hem meclis için aslında bu temsiliyet ve diğer tartışmalar açısından, sonuçta belki siyasi partiler açısından yansımasa bile Kürt Kadın Hareketi'nin de sonuçta buradaki etkisiyle HDP'nin temsiliyet tartışmaları, bunun CHP içerisinde yarattığı tartışmalar ya da işte kadınların siyasi özne olabilmek için bu mücadelenin bir parçası olmaya dair. Yani biz evet özneyiz artık, yani buranın bir parçası olacağız. Yani öyle sonra kadınlarımız diye tarif edilen ya da kadınlar diye tarif edilen bir şey değil diyorlar ve böyle örgütlü gelmeleri, yani yeterli olmasa da böyle bir örgütlülükle karşımıza çıkmaları normal. Değil mi? Şey ya, o örgütlülüğü şimdi neyle güçlendirebilirler? Dediğimiz gibi hani bir taraftan mecliste temsil edilen kadınlar hani bir temsiliyetle bir kısmı mücadelenin sonucunda gelmiştir zaten. Dolayısıyla şimdi onu elde etmek için de bir mücadelenin unsurları olarak kadın hareketleriyle, kadın mücadele merkezleriyle, çeşitli kadın mücadele hareketleriyle ortak iş yaparak bu öznelik halini geliştirebilirler. Yani şöyle bir şey değil. Kadınlarımız dediğinizde zaten o cennet ayaklarının, anaların ayaklarının altındadır'a kadar, onlar narindir, çiçektir, böcektir'e kadar giden bir şeydir, yoldur. Dolayısıyla kadınlar bu yolu terk edeli çok oldu. Ve kadınlar şimdi artık bir hayatın öznesi olmak istiyorlar. Kendi sorunlarının farkındalar, bunu talep ediyorlar. Ancak sadece talep et, sen çöz demiyorlar. O talebin çözüm gücü olmak için de mücadele içerisinde kadınlar. Bu açıdan da önemli diye düşünüyorum ben. Bugüne kadar epey bir deneyim biriktirildi. Özellikle illerde kurulan kadın platformları, kadın birlikleri, işte sendikaların, siyasi partilerin, bağımsız kadınların, üniversitelerin içerisinde yer aldığı, geniş bir farklı kadın akımlarının içerisinde yer aldığı kadın platformları söz konusu. Tabii bu zenginliklerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yani bir taraftan şunu diyoruz, kadının bir cins olarak ezilme sorunu var. Tabii ki diğer mücadele dinamiklerinin bir parçası olacaklar, ancak bir cins olarak ezilmesinden kaynaklı kendi özel mücadele araçlarını da yaratması gerekiyor. Bunun için kadınların ayrı kadın örgütlerinde örgütlenmesi, yani bu dernek olabilir, platform olabilir, oluşum olabilir, adına siz ne derseniz deyin, dayanışma evleri olabilir, belediyeler dahilinde, şeyden bahsetmiyorum, aile merkezlerinden, belediyelerin aile merkezlerinden bahsetmiyorum tam tersine. Hani o belediyedeki kadın haklarını geliştirecek birliklerden ve oluşumlardan söz ediyorum. Hani bütün bu mücadelenin farklı örgütlerin farklı deneyimlerini yaşadık, epey bir deneyim biriktirdik. Yani bunun kadın örgütlenmesi açısından da bunun tartışılması önümüzdeki dönem muhtemelen devam edecektir, ama bugün acil problemlerimizi çözmek de bu örgütlenmenin bir aracı olarak değerlendirilerek, bir olanağı olarak değerlendirilerek hızla hem bir taraftan karşı karşıya kaldığımız sorunların çözümü için bir mücadele içerisinde olmak, parlamentoda oluşmuş mevzileri bunun için bir olanak olarak değerlendirmek, ama aynı zamanda bir taraftan bu mücadeleyi yürütürken bir taraftan da mevcut örgütlenme modellerimizin yanına yeni örgütlenmelerimizi de zenginleştirmek gibi bir çabanın içerisinde olmamız gerekiyor. Sonuçta hani gerçekten ülkemizin temel demokrasi problemleri var. Kadına yönelik eşitsizlik, şiddet, kadın ayrımcılığı, cins ayrımcılığı, bütün bu demokrasi problemlerinin önde gelen alanlarından birisi. Bu açıdan da kadınların bugün vermiş olduğu eşitlik ve özgürlük mücadelesi, demokrasi mücadelesinin bir parçası olmak zorunda. Ve ben hani kadınların da bugüne kadar ortaya koyduğu iradeyle bu mücadeleyi zaten üstlendiğini ve bu mücadelenin bir parçası olduğunu görüyoruz. Hemen parlamento demişken, yani bir yandan sonuçta
sokakta işte çeşitli kadın dernekleri, platformlar yan yana gelmek, kadınların cinsiyetten kaynaklı yaşadıkları problemlere karşı aslında birlikte bir güç oluşturmak, bir ittifak kurmak açısından önemli olduğunu söylediniz. Peki parlamento açısından, yani meclisteki siyasi partiler, onların kadınlara yaklaşımları açısından nasıl bir sınır olabilir yan yana gelmeleri açısından? Yani birlikte söz söyleme, birlikte kadına yönelik şiddete dair birlikte bir yasa tasarısı hazırlama ya da çeşitli önergeler verme konusunda sonuçta bir çizginin de olması gerekecek büyük olasılıkla. Bir yandan işte eve kapatılan kadınlardan bahsediyoruz, dört duvar arasına sıkıştırılan. Bir yandan hayır orada değil, biz özne olmak istiyoruz diyen kadınlar var. Mecliste nasıl bir tablo oluşur sizce? Tabii mesela meclise giren kadınların kendi konumlarını bir defa gözden geçirmeleri gerekiyor. Hı hı. Örneğin bundan önceki dönemde şunlara tanık olduk değil mi? Yani hükümet bir politika uyguluyor. Kadın kurumları bu politikaları eleştiriyor ya da bunun karşısında mücadele ediyor. Ya da hükümet yetkilileri ya da belli siyasetçiler ya da bürokratlar kadınlara yönelik ayrımcı, nefret suçu diyebileceğimiz ya da onları aşağılayan ifadeler kullanabiliyorlar. Bunun karşısında eleştiri aldığında da bunun savunusunu daha önce iktidar kadınlarının üstlendiğini gördük. Bizzat iktidar kadınları eliyle bu şeyler ne derler, o iktidarın erkeklerinin kullandığı dil aklanmaya çalışıldı. Şimdi bu anlayışla hareket ederseniz siz 97 idi sanırım kadın milletvekili sayısı. 97 evet. 97. 97 kadının bir araya gelmesi söz konusu olamaz. O zaman 97 kadının bir hani çok klasik bir şey olacak ama kadın bakış açısı diye ifade ediliyor bu ama kadının yaşadığı şiddetin, ayrımcılığın, eşitsizliğin kaynağına dair doğru analiz yapıp bunların çözümleri için doğru yöntemleri ortaya koyarlarsa bence bir araya gelmemelerinin şeyi olamaz, gerekçesi olamaz diye düşünüyorum. Bir araya gelmemelerinin bir tek gerekçesi olabilir. O da bu bir taraf o eşitlik için mücadele ederken öteki bu eşitliğe karşı eşitsizliği savunan dili aklamaya çalışırsa zaten bir araya geliş söz konusu olmaz. Nitekim bunu çok fazlasıyla yaşadık geçmiş iktidarlar döneminde. Şimdi böyle düşününce bir yandan işte Özge Can Aslan davasını konuştuk. Yani bu cinayetin yaşandığı günlerden çok uzun süre sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam çıkıp açıklama yaptı. Yani başbakandan sonra da açıklama yaptı. Yani çeşitli hükümet, o partinin erkeklerinden sonra aslında bakan açıklama yaptı. Şimdi sabah da bir gazetede çıkan bir yazıyı da paylaşmak istiyorum. Yani bugüne kadar AKP'nin neden yanlış yaptı sorusunun cevabını bir kadın gazeteci şöyle açıklıyor. Aslında işte çıkan yasalar erkeklerin insan haklarına dair, yani erkeklerin uğradıkları zulme karşı sürekli kadınların haklı gösterilmesi, sürekli işte kadınlara yönelik şiddetle ilgili haberlerin yapılması ama aslında erkekler de burada çeşitli zorluklar yaşıyor. İşte erkeklere dair burada yani çeşitli adımlar atılması gerekir diye açıklıyor. Yani şimdi zihniyetin kendisi böyle olunca herhalde yan yana gelmek o kadar kolay olmasa gerek. Vallahi sadece bu gazeteci midir kendisi bilemiyorum ama gazeteci mi demek lazım ama bu tür klinik vakalar maalesef memlekette var. Peki, teşekkür ederiz. Evet efendim, Ekmek ve Gül'de kısa bir ara, ikinci bölümde Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan'la sohbetimize devam edeceğiz. Evet, Ekmek ve Gül'de genel seçim sonuçlarını, bunun gösterdiklerini ve kadınları konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan. Hemen şöyle devam etmek istiyorum sohbetimize. Yani koalisyon tartışmaları yapılıyor şimdi seçimlerin hemen ardından. Yani seçim sonuçlarıyla birlikte değerlendirirken. Tabii koalisyonun kendisi pek çok genç açısından özellikle tartışırken koalisyon kelimesinin kendisi bile çok yabancı duruyor. Çünkü sonuçta belki... AKP'den başka hükümet tanımamış aynen, gariplerim. Aynen, yani ya AKP dönemi boyunca belki hiç oy vermemiş ya da ilk defa oy verenler açısından da koalisyon gerçekten yabancı bir kelime. Nasıl görüyorsunuz siz yani bütün bu tartışmaları, koalisyon tartışmalarına ilişkin? Ya geçen gün Facebook'ta, sosyal medyada bir ağlayan kızın şeyi videosu dolaşıyordu. Evet. Çocuk çok genç.
AKP adına propaganda yapıyor çocuk. Ve şey işte diyor, geleceğimi elimden aldınız. Geleceğimi sağlayacak istikrarı bozdunuz. Şimdi de diyor koalisyon gelecek. Şimdi kendisine sorsan koalisyonun ne olduğunu kendisi bile bilmez. Çocuk böylesi bir şartlanmışlık söz konusu. Tabii AKP hükümetinin elinde salladığı önemli bir sopaydı bu istikrar meselesi. 2001 krizi, işte o dönemdeki koalisyon hükümeti, işte anayasa sallamalar Cumhurbaşkanı tarafından, evet. 2001 ekonomik krizi, bütün bunların üstüne AKP hükümetinin, AKP'nin bir siyasal proje olarak ortaya çıkması, hükümet olması, hükümet olduktan sonra çeşitli alanlarda hakimiyetini sağlayarak iktidar olması, bütün bunları bir istikrar olarak açıklıyorlar ama mesela hani şu, koalisyon, tek parti hükümeti, koalisyon hükümeti fark etmiyor. Bu hükümetin uygulayacağı politika ne olacak? Ortaya koyacağı politika ne olacak? Hani seçim sonuçlarını çeşitli yönleriyle değerlendiriyoruz. Sadece koalisyon tartışması da değil. Şimdi hani sermaye kendi siyasal tercihleri açısından bir seçenek oluşturmaya çalışıyor. Ve şimdi emanet oy tartışmaları da yürüyor bir taraftan koalisyonla birlikte. İşte halk şuna emanet etmiş, buna emanet etmiş. Ona kaldıysa her seçim halk birisine bir şey emanet etmiştir. AKP'ye de 2-3 dönemdir bir şey emanet ediyordu. Evet. O emaneti göremedi, oylarının bir kısmını geri çekti. Bu CHP için de geçerli, MHP için de geçerli, herkes için geçerli. Bir emanet söz konusudur. Bu emanet daha sonra geri alınır, verilir. Neyse, mesela hani halkın bir oylarının emanet olarak görülmesi meselesi. Yani özne olan profesyonel siyasetçiler, siyasi partiler, nesne olan da halk, onlar onlara oylarını emanet eder. Anlayış bu olunca bunun üstünden tartışılıyor. Hani mesele bir kere bunun değişmesi gerekiyor. Bu açıdan da ortaya çıkan seçenekleri değerlendirirken şu partinin, şu partinin, şu partinin koalisyon seçeneğinden ziyade hangi sorunlara nasıl bir çözüm üretmek üzere bir araya geleceksiniz? Eğer bu netleşirse, sonuçta eğer sorunlarda ortaklaşılır, o sorunlara dair üretilecek çözümlerde ortaklaşılırsa, hani ortak hükümet kurmaya bile gerek yok. Meclis çalışmasını sürdürecektir. Birisi hükümetini kurar, diğerleri de desteğini verir, bu iş yürür. Ama mesele böyle değil ki. Mesele düşünüyorsunuz, AKP'de istikrar diyor. İstikrar neyin istikrarı? Muhtemelen sermayenin istikrarı. Çünkü iktidar programı, hükümet programı bu kapsamdaydı. Aynı şekilde CHP açısından da benzer, MHP açısından da benzer şeyleri söyleyebiliriz. Aynılaştırmak anlamında söylemiyorum bu partileri. Bir program açısından ya da ortaya koyacakları şeyler açısından, politikalar açısından bu benzetmeleri yapıyorum. O açıdan hani bizim partimizin de ortaya koyduğu halk ya da işçi sınıfı ya da emekçiler siyasetin bir nesnesi değil, öznesidir. Devlet yönetimine bunlar ezilen kesimler, işçi sınıfı, emekçiler, halk, bu devlet yönetimine katılmasının mekanizması ne kadar genişletilirse o kadar demokrasi ilerlemiş olacak. Bu açıdan da hani şimdi seçimlerin sonuçlarını değerlendirirken ortaya konulan görev ve sorumluluklar var. Halkın beklentileri var. Çünkü bu oyunu kullanırken birikmiş sorunlar vardı ve bu sorunların ortaya konması için verdikleri mesaj da çözüm mesajıdır. Hani o açıdan da mesela öncelikli meselelerden birisi anayasa meselesidir. Hem örgütlenme hakkı açısından, hem bu deminden beri konuşuyoruz kadınların eşitliği, özgürlüğü açısından. Şöyle bir şey olabilir mi ya? Bir siyasi iktidar, ben kadınla erkeğin eşitliğini kabul etmiyorum, eşit değildir, fıtratında yoktur diye. Bu açıdan da hani bu kadınla erkeğin eşitliğinin tartışılması bile söz konusu olmamalı. Ve bu anayasada güvence altına alınmalı ve bu herhangi bir siyasi liderin, hükümet yetkilisinin iradesine bırakılmadan bir normlar oluşturmalı. Bu sadece kadın eşitliği meselesinde de değil. Zaten bizim bugün temel açıdan yaşadığımız problem şudur. Bir siyasi lider ya da siyasi şahsiyet ya da siyasi parti, ona göre bütün şeyler yeniden şekilleniyor. Hayır, bizim bir toplumsal yaşayış olarak normlarımız oluşmalı ve o normlar belirleyici olmalı. Oradan ötesi hani güncel şeylerle beslenir. Bu açıdan da hani şimdi koalisyon tartışmaları, formülasyonlar var, ne derler,
olasılıklar değerlendirilmeye çalışılıyor. Bu siyaset matematik değildir. Bu açıdan da bence ortaya çıkan temel problemler var. İşte daha yeni seçim sürecinde metal işçilerinin yaşama koşullarını gördük. Bu sadece metal işçilerinin direnişiyle ortaya çıkan bir şeydi. Gerçeklikti ama bu gerçeklik dün çıkmadı, seçim sürecinde çıkmadı. 13 yıllık AKP hükümetinin biriktirdiği sorunlar metal işçileriyle patlama noktasına geldi. Bu ülkenin işçileri nasıl yaşar, emekçileri nasıl yaşar, kadınları nasıl yaşar, asgari ücretlilerin beklentileri nelerdir, işsizlik ne düzeyde, gençlerin geleceğe dair endişesi nedir, bu ülkenin insanları mutlu mu yaşıyor, geleceğinden güvenceli mi yaşıyor, bütün bu sorulara cevap üretmek gerekiyor. Bu nedenle de koalisyon tartışmalarından ziyade yani hem yaşanılan sorunların hem de buna dair üretilecek çözümlerin tartışılması yerinde olur. Bunun üstüne koalisyon kurgusu tartışılabilir diye düşünüyorum. Peki koalisyon açısından sonuçta AKP hükümeti yani sonuçta iktidar olduğu günden beri AKP 13 yıllık süreç boyunca hep kadınlarla ilgili çeşitli istikrar projelerinden bahsetti aslında. Yani işte 2011 seçiminde çokça karşılaştık aslında. Yani istikrar bozulmasın, iyi gidiyoruz aslında. İşte sosyal yardımlar. Allah için getirdiği bir istikrar var. Kadına yönelik şiddeti istikrarlı bir şekilde artıyor. Kadının yoksulluğu şiddetli bir şekilde artıyor. Kadının işsizliği şiddetli bir şekilde artıyor. Diyebiliriz. İstikrarda kadına yönelik böyle bir şey var. Tam da aslında buna dair biraz sohbetimizi derinleştirelim istiyoruz. Yani bu istikrar dediği AKP hükümetinin istikrar diye tarif ettiği kadınlar açısından neye denk geliyor? Yani şiddet kısmını aslında tartıştık ama işçiler açısından, işçi kadınlar açısından, emekçi kadınlar açısından nasıl bir istikrardan bahsediyor? Yani işte ev eksenli çalışmanın arttığı, işte bir yandan hem çocuk baktığı, bir yandan ucuz iş gücü olarak çeşitli alanlara girdiği bir durum söz konusu. Böyle bir istikrardan mı bahsediyor acaba? Ya hakikaten hükümetin getirdiği, bu hükümetin getirdiği, bir de bu hükümete de mahsus değil. Yani bu önceli olan sermaye partilerinin, hükümetlerinin, iktidarlarının döneminde sonuçta bir sermaye düzeninde yaşıyoruz. Bir sermaye iktidarı var ve mevcut hükümetler de bu sermaye iktidarının siyasetlerini yapıyorlar. Bunun siyasal adresleri şöyle ya da böyle değişiyor ve bu sistemin kadın için sağladığı tek istikrar var. Eşitsizlik, şiddet, ayrımcılık ve kadının haklarında kısıtlama. Kadınlar çeşitli dönemlerde bunu mücadeleyle biraz genişletiyorlar. İlk fırsatta bu kadınların elinden geri alınıyor. Şimdi AKP hükümetinin de tartıştığı kadınlar açısından istikrarı böyle okumak gerekiyor. Şimdi düşünün ki 2015 yılındayız, 21. yüzyıldayız ve kadın işçilerin hayatına baktığımızda 1800'lü, 1900'lü yani o kadınların sanayiye ilk girdiği dönemdeki koşulları yaşıyoruz bugün. Yani kadınlar o kadar 8 saatlik iş günü mücadelesinin bir parçası olmuşlar, sendikal örgütlenme mücadelesinin bir parçası olmuşlar işçi kadınlar. Ve bu mücadelenin en önünde yer almışlar. Emeğin haklarının kazanılmasına dair mücadelenin en önünde yer almışlar ama bugün kadınlar hala eşit ücret alamıyorlar. Aynı bantta çalışıyor erkek işçiyle ama kadın işçi aynı ücret almıyor. Tekstil atölyelerine gidin. Erkek işçiyle kadın işçi aynı işi yapıyor ama aynı ücreti almıyor. Yani belki kadınla erkeğin aynı ücret kısmının alması, yani kamuda memur olarak çalışanlarda o derece kademe işi standartlaştığı için onlar için geçerlidir. Onun dışındaki hiçbir sektör için kadınla erkeğin ücret olarak eşitliği söz konusu değil. Kamu alanında da zaten sadece bir ücret olarak bunun eşitliğini görürüz ama kadının fırsatları, yönetici yönetimlerde yer alması, bürokraside ilerlemesi, bütün buralarda uğradığı ayrımcılık, uğradığı haksızlık bu ayrı bir tartışma konusu. Hani bunu bir kenara koyarak sadece ücret kısmına değindim kamuda. Hani bir yanlış anlaşılma olmasın, sadece evet. Orada bütün eşitlikler sağlanmış gibi yanlış anlaşılabilir ama hani işçi kadının ücrette eşit değil, çalışma koşullarında eşit değil. Bir de bunun üstüne karşı karşıya kaldığı cinsel istismarlar söz konusu. Yani düşünün çeşitli şeylerde, sohbetlerimizde patronundan tutun, patronun sözcüsü durumunda hisseden kendisini atölye şeflerine kadar o atölyenin sahibi ve kadının sahibi gibi davranıyor. Yani genel olarak işçilerde bir onurlu yaşama eğilimi çok fazla çünkü hani kadın ve erkek birlikte çok fazla tehdit alıyorlar, çok fazla üretimin artırılması için
baskı görüyorlar, küfür yiyorlar ama kadın erkek işçiye oranla bunu iki kat fazla yaşıyor. Çünkü bu küfürlerin bir kısmı onun cinsel kimliğine yönelik tehditler ve saldırılar söz konusu olabiliyor. Bu açıdan da hakikaten hani bir durum ortadadır. Durum tespiti yapmaya gerek yok. Bu durumun değişmesi için bizim tekrar mücadeleyi güçlendirmemiz gerekiyor. Yani hükümete kaldıysa bugün hani AKP hükümetinden bahsediyoruz, fark etmez. Bugün düzenin sınırları içerisinde bunu hükümet edecek ya da politikaları bugünkü düzenin sınırları içerisinde yürütecek hangi parti olursa olsun, bugün kadına sunacağı şey bu eşitsizliğin devam etmesi, bu şiddetin devam etmesidir. Bu açıdan da bu daha başlangıç, mücadeleye devam demiş oluyor kadınlar için de. Ya peki koalisyon tartışmaları açısından bakıldığında, o zaman yani sonuçta AKP döneminde bir istikrar var dediğimiz aslında olumsuz çalışma koşulları, olumsuz yaşam koşullarına ilişki bir istikrar. Koalisyondan bu kadar korkmaya ya da bu kadar tartışmaya gerek yok herhalde. Mesela ekonomi üzerinden bunu çok tartışıyoruz. Hani bunu bir sopa olarak da çok AKP hükümeti salladı. İşte koalisyon hükümeti gelirse kriz olur. Kriz dediğiniz zaten koalisyondan bağımsız bir şeydir ki, hükümetin nasıl olduğundan bağımsız bir şeydir. Bugüne kadar 13 yıldır sorunsuz yönettiğini söylüyor AKP hükümeti. Ekonomiyi de istikrar sağladığını söylüyor. Şimdi nasıl bir istikrar bu istikrar? Özelleştirmeler bu dönemde hızlanmış. En karlı kurumlar satılmış. İş cinayetlerin tepe olduğu bir dönem. Yoksulluğun işçiler açısından da, yoksulluk dediğimiz sadece işsizlerin yoksulluğu değil ki, çalışıp yoksul olanlar var. Çalıştığı halde açlık sınırının altında yaşayan, çünkü asgari ücret açlık sınırının altında bir ücret. Şimdi böyle olunca onun söylemeye çalıştığı ya da yanılsama yarattığı ekonomik istikrarın işte bunların üstünden sağlanıyor. Kaldı ki o çok övündükleri ekonomik istikrar dediğiniz şey, bakıyorsunuz AKP'nin 13 yıllık hükümet döneminde de büyüme dediğiniz şey zaten Cumhuriyet tarihi boyuncaki ortalamalardan farklı bir şey değil ki. Zaten 2001 krizinde ekonomi yere düşmüş, büyüme bilmem ne yüzde bilmem kaç gerilemiş. Onun üstüne 1-2 puan, 1-2 puan artıyor ve o artan 1-2 puanı AKP hükümetinin mucizesi, başarısı olarak görüyorlar ve maalesef hükümetin, iktidarın ortağı diyebileceğimiz medya kuruluşları, basın kuruluşları, iktisatçıları bu yanılsamayı yarattılar. Akademisyenleri bu yanılsamayı yarattılar. Halkın bu yanılsamayı görmemesi için ellerinden geleni yaptılar ama artık havuzun musluğu kapandı, bitti. Ve artık gerçekler saklanamayacak kadar açıkta. Yolsuzluklarla birlikte, yoksulluklarla birlikte, yasaklarla, baskıyla birlikte. Bu açıdan hani bu istikrar denen şeyin bir yalandan ibaret olduğu, bir aldatmacadan ibaret olduğu çok açık. Bu açıdan da hani koalisyon, istikrar, şudur, budur, bunların kimin istikrarı olduğunu, koalisyonun kimin için gerekli olduğunu tahmin edebiliyoruz. Şimdi tabii ki AKP hükümetinin bugün bir siyasal seçenek olarak işte Erdoğan'ın da yarattığı tahribatlarla uyguladığı politikaların sürdürülebilirliği kalmamıştır. Şimdi sermaye kendisine siyasal seçenekler arıyor. Yani AKP ile ne kadar devam edecek? Erdoğan'la AKP mi? Erdoğan'sız AKP mi? AKP'nin yanlarına kimleri koyarsam acaba hani bu sömürü düzenine daha rahat devam edebilirim? Bu seçenekleri seçmeye çalışıyorlar. Biz de bunun karşısında diyoruz ki hayır kardeşim, bu sömürü düzeninin çarklarının böyle gitmemesi gerekir. İşçi sınıfı, emekçi halk kitleleri bu sömürü çarklarının böyle dönmemesi için iradesini ortaya koymaktadır. Yine baskı politikaları, savaş politikalarının karşısında demokrasi güçleri diyor ki hayır, barışı örgütlemek, özgürlüğü örgütlemek, hak ve özgürlükleri örgütlemek üzere biz bir çaba içerisindeyiz diyor ve bunun için bir araya gelişleri örgütlemeye çalışıyorlar. Ya biraz hani HDP'nin başarısını da bunlarla birlikte görmek. HDP'ye verilen görev ve sorumluluk sadece HDP'ye verilmiş bir görev ve sorumluluk değildir sonuçta. Bir emek ve demokrasi güçlerinin toplamına verilmiş bir sorumluluktur. O açıdan biz de Emek Partisi olarak kendi üstümüze düşen bu seçim sonuçlarından kendi üstümüze düşen görev ve sorumluluğu alıyoruz ve bu görev ve sorumluluk kapsamında da bu mücadelenin geliştirilmesi, bu hak ve özgürlük
özgürlüklerin genişletilme mücadelesinin geliştirilmesi için bütün olanakların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu hem parti olarak olanaklarımızın değerlendirilmesi hem de emek ve demokrasi güçleri olarak mücadelemizin birleştirilmesi, birleştirildiğinde ortaya çıkacak olanakların değerlendirilmesi, bütün bunları birlikte değerlendirmek, birlikte düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Peki siz seçim boyunca da tabii ki seçimin dışında da çeşitli çalışmalarda kadın işçilerle de yan yana geliyorsunuz. Yani onların sorunlarını dinlemek, taleplerine ilişkin neler yaptıklarına dair tartışmalar açısından. En çok özellikle seçim dönemi en çok tartışılan şey neydi? Yani mesela asgari ücret biz çokça tartıştık. Çeşitli stüdyonun dışında yaptığımız programlarda kadınlar açısından özellikle bunun çok önemli olduğuna dair. Sosyal güvence. Mesela sizin çok dikkatinizi çeken yani kadın işçiler açısından dikkatinizi çeken ne oldu seçim sürecinde? Talepleri açısından? Ya seçim sürecinde talepleri açısından en dikkatimizi çekiyor. Mesela bu biraz iş kollarına göre değişiyordu. Mesela tekstil şeylerinde daha çok eşit ücret mesela aynı bantta ya da aynı şeyde aynı işi yapıyorlar erkek işçilerle ama aynı ücreti alamıyorlar. Bir buydu. İkincisi zaten bir sosyal güvenlik meselesi, güvence meselesi. Üçüncüsü uğradıkları ayrımcılık ve özellikle ustabaşları, atölye şefleri tarafından taciz edilmeleri, bütün buralarda yaşadıkları sıkıntı. Hani böyle üç başlık altında özetleyebiliriz. Ama esas olarak mesela bunun üstüne eklenen şeyler, işte çok uzun süre çalışıyorlar, eve gidiyorlar, çoluğun çocuğun bakımı kadınların üstünde. Bir de bunun üstünde işte yemekle, evin temizliğiyle uğraşıyorlar ve mesela kadın işçilerin büyük bir çoğunluğu kendilerini çocuklarına karşı görevlerini yerine getiremedikleri için sorumlu hissediyorlar. Bundan bir suçluk duygusu duyuyorlar. Oysa ki hani bu suç onların olmadığı halde, böyle bir durum söz konusu olmadığı halde bu açıdan da hakikaten yeniden hani bir bu kadının üzerindeki baskılar, eşitsizlik, bütün bunların görünür olması ve görünmesi açısından bir önem arz ediyor. Bir diğer şey bu yaptığımız toplantılarda da gerçekten hani şu çocuk bakımının toplumsallaşması meselesi, yaygın kreş hizmetlerinin verilmesi meselesi, anneyle, ebeveynlerle çocukların birbirine sadece kadın olarak da değil, çocuk sonuçta bir çocuk bakımı bu topluma ait bir şeydir. Sonuçta o bir çocuk sağlıklı bir nesil olarak yetişirse bu toplum için yararlı olacak. Sağlıksız bir nesil olarak yetişiyorsa bu toplumun zararı olacaktır. O zaman çocuğun nasıl yetiştiği, yani hem bu fizyolojik olarak çocuğun iyi yetişmesi hem eğitim olarak iyi yetişmesi, bu çocuğun bir genç nesil olarak, bir yeni nesil olarak iyi yetişmesi bütün bir topluluğun sorumluluğundadır. Bu açıdan da toplumsallaşmalıdır diye düşünüyoruz çocuğun bakımı. Hani kreşlerin yeniden bir tartışmaya açılması hem belediyeler üzerinden hem merkezi hükümetler üzerinden bu dönemde önemli olacak diye düşünüyorum ben. Yani kadın işçilerde en çok karşılaştığımız şey sorunlardan birisi talepler de buydu. Talepler açısından, çocuk bakımı. Peki. Evet, Kader Ankara Şube Başkanı Hatice Kapısuz hattımızda. Hatice merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hatice, hemen seçimlerin ardından Kader'in açıklamış olduğu bir açıklama var. Onunla ilgili konuşmak istiyoruz. Yani mecliste 453 erkek, 97 kadın vekil varsa Türkiye'de gerçek demokrasi yoktur dediniz. Biraz bunu hem sizin gözlemlerinizde seçim eder. Çünkü siz seçimden önce de bir kampanya yürüttünüz. Hem seçim öncesi hem seçim sonrası nasıl görüyorsunuz tabloyu? Ya açıkçası durumu özetlemek için şöyle bir örnek vermek istiyorum. Şimdi biz istatistikler yayınlıyoruz ve bu istatistikleri nasıl yayınlıyoruz? Listeleri önümüze alıp isimlerin cinsiyeti üzerinden tanımlamaya çalışıyoruz. Çünkü ne partiler ne de işte YSK'dan elimize cinsiyetlendirilmiş veri gelmiyor. Yani Türkiye'nin parlamentosuna girecek isimlerin cinsiyetine dayalı olarak bilgi elde edemediğimiz bir durum. Hani Türkiye'nin toplumsal cinsiyet meselesine bakışını özetleyecek şeylerden bir tanesi. İşte karşımıza isimleri alıp kadın adı mıdır, erkek adı mıdır diye baktığımız bir durum. Bu işte 97 vekil giriyor, 97 tane kadın vekil giriyor parlamentoya. Henüz kesinleşmedi sonuçlar ama bu adaylık sürecinden beri rekor olarak tanımlanan bir süreç. Şimdi
bizim elimizde ne bir rekor var ne de bir sürpriz var sonuçları bakımından. Öncelikle rekor nedir diye soracak olursanız, işte dünyada parlamentoda kadın temsilinden yana birinci olan ülke Ruanda, 80 sandalyeden 51'i kadınlara ait. Ya da işte İsviçre bakıyoruz, 350 sandalyeden 150'si kadınlara ait. Türkiye'ye geldiğimizde ise durum oldukça kötü. %17-18 civarında bir temsil var ki biz adaylar açıklandığı noktada ortalama bunun çıkacağını tahmin ediyorduk. Zira işte seçilebilir noktadan gösterilen aday sayısı oldukça düşüktü zaten. Yani üst sıralara konmamış. Partiler açısından zaten, dağılım çok zaten düşüktü diyorsunuz değil mi? Evet evet, yani zaten %26'lık bir aday gösterilme oranı vardı ve bu %26'nın parlamentoya girebilecek kısmı zaten çok düşüktü. İşte ne tür durum var? Ankara'dan 5 vekil çıkarmış partinin kadın adayları 7. 8. sıralarda yer alıyordu halihazırda zaten yani. Şimdi bunu değerlendirmeye şuradan başlamak lazım. Neden bu kadar, yani Türkiye'de güçlü bir kadın hareketi var. Partiler içinde kadın kollarında güçlü kadınlar var ve koşturuyorlar. Tablo niye böyle diye baktığımızda şeyin altını çizmek lazım. Seçime giden 20 partinin sadece ikisinde ya da üçünde kadınlarla ilgili düzenleme vardı. İşte CHP'nin kutusu var, HDP'nin iş başkanlık sistemi var. Bunun dışında politik partilerin kadınlarla ilgili, kadın kolları dışında tüzüklerinde hiçbir şey yer almıyor. Partileri geçtiğimizde seçim kanunu ve siyasi partiler kanununa baktığımızda bu iki kanun içinde kadın kelimesi geçmiyor. Yani hani kadının adı yok dediğimiz durumun somutlaştığı iki tane kanun. Haliyle adı olmayan, sorunu tanımlamadığınız bir şeyi çözemezsiniz zaten. Haliyle meclisin ilk kişilerinden birisi, tabii Türkiye'nin politik gündemi çok kalabalık. İlk kişi diye bir şey söylemek belki çok mümkün değil ama ivedilikle değiştirmesi gereken şeylerden bir tanesi toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak bakımından bu seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu değiştirmek olması gerekiyor ki toplumun yarısını oluşturan kadınlar eşit derecede temsil edilebilsin. Zira meclis dediğimiz şey yasama organı ve yasama organının eşitlik gözeten yasaları oluşturabilmesi için ve bu yasaların arkasında durabilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerekiyor. Yoksa ne oluyor? İşte eşini öldüren bir adam öldürme hakkımı kullandım cümlesini kullanabiliyor. Çünkü ne yasama organı ne de yargıda toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini benimsemiş ve bunun arkasında duracak isimleri bulamıyoruz eşit dağılım olmadığı için. Ya, kabaca böyle diyebiliriz. Peki, çok teşekkür ediyoruz Hatice bağlandığın için. Ben teşekkür ederim sizlere. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, aslında çok önemli bir şeyden bahsettiler, gerçek demokrasi tartışması. Sadece tabii ki sayılarla ilgili bir şey değil illaki, yani hem düzenlemelerle ilgili. Ben hemen buradan şeyi geçmek istiyorum aslında. Ben bir istikrardan bahsettik, AKP bunu böyle bir sopa gibi sallıyor sürekli, hem de kadınlara da sallıyor. Şimdi bir yandan barış meselesi, yani demokrasi, işte çözüm süreci tartışmaları açısından. Çok yakınımızda Orta Doğu'da aslında AKP hükümetinin sıfır sorunadan başlayarak, yani kendi ifadesiyle çok sorunu, hatta sorunsuz bir ülkenin kalmadığı dış ilişkileri açısından, politika açısından bir durum söz konusu ve Orta Doğu açısından hem Arap isyanları hem işte Mısır'da yaşananlarda kadın işçilerin o mücadelenin önünde olması, işte IŞİD'e karşı mücadelede, yani YPJ'nin mücadelesinde ciddi bir kadın mücadelesinden, kadın direnişinden bahsetmek mümkün. Ve bütün bunların içerisinde herhalde seçimden iki gün önce gördüğümüz fotoğraflar, işte sınırdan geçerken kara çarşaflarını çıkaran, altında renkli kıyafetlerle sınırdan geçmeye çalışan IŞİD'den kurtarılan kadınlar, IŞİD'in elinden kurtarılan kadınları gördük biz. Gerçekten hani bütün bir tabloyu özetleyen bir fotoğraf olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bütün bu
Onlar açısından bütün bu seçim sonuçları, seçim sonucunun gösterdikleri Orta Doğu politikası açısından özellikle kadınlara nasıl bir tablo çiziyor? Bir defa hani hem bizim bu ülkemiz için geçerli hem Orta Doğu için geçerli. Laiklik mücadelesi bugün önemli, daha da önem kazanmış durumda. Sonuçta buradan laiklik mücadelesinden kastederken hem gerçek bir inanç özgürlüğü hem bu mezhep çatışmalarının yarattığı atmosfere karşı bir laiklik, gerçek eşitlik, inanç özgürlüğü ve halklar arası kardeşlik ve dayanışma mücadelesinin büyütülmesinin ihtiyacı açık. Kaldı ki Yalçın Akdoğan'ın açıklaması hani her alandaki tehditlerini bu alanda da sürdürmüşlerdi ve dediler ki artık çözüm sürecinin filmini yaparsınız. Bu nasıl bir şeydir, nasıl bir sorumsuzluktur? Yani bu sadece bir hükümetin keyfiyetine bırakılacak bir sorun mudur ki bu açıklamayı sen yapabiliyorsun? Ya da demokrasinin kılıcı gibi milletin tepesinde salıyorsun ve sadece bu Kürt sorununa dair de değil, her alanda. Dediler ki AKP hükümeti olmazsa herkes her kazandığını kaybeder. Nedir? Hayat, dünya sizinle kuruldu, sizinle mi yıkılacak? Böyle bir şey mi söz konusu? Çözüm içinde, yani bu çözüm eğer AKP bugün masaya oturmuşsa ve yol almaya çalışılıyorsa, ben çözüm iradesini ortaya koydum dediği için midir? Hayır, öyle bir şey değil. Bu ülkenin Kürt halkı bu oturmuştur bütün bedelini ödeyerek, bütün bunun karşılığında acılarını çekerek bu masaya oturmak zorunda bırakmıştır, kalmışlardır. Masaya oturtturmuştur ve şimdi bu masada da ileri taleplerinin ileri haklarla karşılanması için bu mücadeleyi de bir taraftan sürdürüyorlar. Bu açıdan da hani hükümetin bunu bir tehdit unsuru olarak kullanması, bir baskı aracı olarak kullanması, bu işler boş işler, yani bu işleri boş işler olduğunu görmüş olmaları gerekiyor. Burada da zaten şunu biliyoruz, hani bu çatışmalı dönemde de, bu sorunun yaşandığı dönemde de, çatışmanın yaşandığı sıcak atmosferde de, o çatışmalardan sonra göçün yarattığı etkilerde de bunun en ağır bedellerini ödeyen bir kesim de kadınlar olmuştur. Bütün bir halk ve işçiler, emekçiler olmasının yanı sıra kadınlar olmuştur. Ve dolayısıyla bugün barışın gelmesi için de kadınların, barışın sağlanmasının temeli de aslında bu taleplerin karşılanmasıyla olabilecek bir durumdur. Hani Kürt halkının belli talepleri vardır. Bu taleplerin çözüm süreci içerisinde karşılanması gerekir ve bu bir hükümetin iktidar olup olmamasıyla alakalı bir şey değildir. Bu ülkenin demokratikleşmesiyle alakalı bir şeydir. Bunu böyle ele almak gerekiyor. Seçimlerin sonuçlarını değerlendirirken bir yanıyla da şöyle düşünmüştük, şöyle değerlendirmiştik. Eğer seçimlerden AKP ezici bir çoğunlukla ya da bir siyasal güç olarak o gücünü artırarak çıkarsa, bu sadece Türkiye'deki politikaları değil, Orta Doğu politikalarını da etkiler. Bunu niye söylemiştik? Çünkü Orta Doğu'da bir mezhepçi ve etnik çatışmayı körükleyen bir savaş politikası var. Orta Doğu yeniden dizayn ediliyor ve AKP hükümeti bu Orta Doğu'yu yeniden kurgulama, dizayn etme şeyinin bir parçası olmak istiyor baştan beri. Yani hem başbakanın stratejik derinlik diye ortaya koyduğu politikalar, yeni Osmanlıcılık politikaları, bütün bunlar bu bölgedeki o silahlı çetelerle işbirliği yapma. Her ne kadar biz IŞİD'le işbirliği yapmıyoruz derse desin, kamuoyunda kime sorarsa sorun, 6 yaşındaki çocuğa sorun, hükümetle iktidarın bugün o çetelerle ilişkisini şöyle de böyle tarif edecektir. Nitekim en son işte Adana'daki tır meselesi her şeyi açığa çıkarmıştır. Bu nedenle şimdi ve şunu da söylüyorduk. Bu seçim sonuçları eğer AKP'nin ezici bir güç olarak, bir siyasal güç olarak çıkmamasını sağlarsa seçim sonuçları, bu Orta Doğu politikasını da belirleyecektik. Evet, şimdi AKP hükümeti bir tek başına hükümet olacak bir güçle de çıkmadı. Dolayısıyla şimdi görev hem Orta Doğu'daki barışın sağlanması, ben istikrar demiyorum asla, Orta Doğu'daki bu çatışmalı sürecin bir an önce sona ermesi, emperyalistlerin bölgeye dair planlarının boşa çıkarılması, bu planların dışında halkın kendi seçeneklerinin, kendi iradesinin ortaya çıkarılması için bir barış ve kardeşlik mücadelesinin, laiklik mücadelesiyle birlikte ortaya konması gerekiyor. Kuşkusuz hani Orta Doğu'daki bu savaştan fazlasıyla
Orta Doğu halkları etkilenmiştir. Bunun acısını çekmişlerdir ama kadınların yaşadığı zulmü biz hepimiz hani cinsinden kaynaklı yaşadığı zulmü hepimiz biliyoruz. Buraya Türkiye'ye göç ettiklerinde burada karşı karşıya kaldıkları yoksulluğu, o sefaleti, o sefaletin ve yoksulluğun yanı sıra uğradıkları istismarı biliyoruz. Bölgedeki o IŞİD, El-Nusra, El-Kaide gibi yapıların saldırıları karşısında kadınların neler yaşadıklarını biliyoruz. Bir an önce bizim Orta Doğu halklarıyla, aynı zamanda Orta Doğu'daki kadınlarla bu eşitlik mücadelesini güçlendirmek üzere bir çaba ve çalışmanın içerisinde olmamız gerekiyor. Ben şuradan bir örnek vermek istiyorum. Ülkelerden önemli bir deneyim, Tunus halkının deneyimi. Sonuçta orada da halk ayaklandığında bir diktatörü def etti ama siyasal şeyler, taşlar yerli yerine oturmadı. Öyle bir egemen güçler birdenbire iktidarlarından vazgeçmediler ve halkın bu iradesini teslim almaya ve bu iradesini kendi iktidar çıkarları için yeniden kullanma şeyini denediler ve bunu da yine kadınlar üzerinden yapmaya çalıştılar. İlk geldiklerinde Tunus'ta da o kadınların kazanmış olduğu laiklik, laikliğe dayanan kazanımlarını ellerinden alarak aynen bugün AKP hükümetinin yaptığı gibi, AKP hükümeti niye bu kadar oraların üstünde duruyor, Mısır'da bu kadar Mısır üstünde tepiniyor? Çünkü bir siyasal ortaklıklar kurmuştu belli kurumlarla. O siyasal ortaklıkları sadece Türkiye'nin başkanı olmayacaktı Erdoğan, Orta Doğu'nun da başkanı olacaktı aynı zamanda. Belki halifesi olacaktı. Ve bütün bu projeler boşa çıkmış oluyor ve Tunus'ta da benzer bir şekilde AKP hükümetiyle paralel siyasal yaklaşımlara sahip olan siyasi parti tarafından da orada bir muhafazakarlaşma üzerinden kadınların elde ettiği hakları geri almaya çalıştılar ve Tunuslu kadınlar da şimdi bir cephe olarak, bir cephenin parçası olarak bu kazanımlarını korumaya ve genişletme mücadelesi içerisindeler. Bu Orta Doğu halkları açısından, bütün ülkelerin kadınlar açısından benzer bir şeyi söyleyebiliriz. Ama güçlü ama zayıf. Peki şimdi seçimden önce de çözüm sürecine dair yapılan tartışmalarda çokça, yani eğer hani şeyler değişirse, oy oranları, işte iktidar ve benzer şeyler değişirse masa devrilir, çözüm sürecine dair somut adımlar atılmaz gibi şeylerle de karşı karşıya kaldık, söylemlerle de karşı karşıya kaldık. Şimdi böyle bir söylemden bahsetmek mümkün mü? Yani bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Yani tek başına AKP'nin iktidar olup olmaması bu çözüm süreci açısından, o masada oturmak açısından yeterli mi olacaktı yani? Hani belki şöyle bakmak gerekir. Yani hem Türkiye açısından hem bölge açısından, örneğin bölgede de Orta Doğu'da da güçlenmiş bir Kürt hareketini egemenler istemiyordu. ABD başta olmak üzere ve bu Kürt hareketine karşı verilmiş savaşın hep bir tarafı oldular. Onlara karşı verilmiş bir tarafın. Türkiye için de bu geçerli. Türkiye egemenleri de güçlü bir Kürt siyasal hareketini hiç istemediler. Ve Kürt halkını da bu açıdan, Kürt halkının taleplerini de görmezden geldiler. Yıllardır niye inkar ediyorlar, niye imha etmeye çalışıyorlar? Bu kapsamda ele almak gerekiyor. Ve her türlü yöntem kullanıldı ki bu taleplerin bastırılması, Kürt halkının bu taleplerinden vazgeçmesi için savaşma denendi. Ki savaşın bütün kirli yöntemleri kullanıldı, baskının en alası kullanıldı, en şiddetlisi kullanıldı. Katliamlara kadar, bugün işte diyoruz ya 90'lı yılların tekrar görüntüsü hatırlatılıyor Diyarbakır'da diye, 90'lı yılları hatırlayalım. Bir her türlüsü yöntem kullanıldı ama bu politikaların da artık sürdürülebilirliği kalmadı ve artık Türkiye'nin demokratikleşme sorunlarının bir parçası olarak ele alınması gerekiyor bunun ve çözümünün de bu kapsamda ele alınması gerekiyor. Yoksa AKP hükümetinden bağımsız da bunu ele almak gerekiyor. Yani hükümet kim olursa olsun, iktidar kim olursa olsun, Türkiye'nin temel bir demokratikleşme problemleri vardır ve Kürt sorunun demokratik çözümü de bu problemin bir parçasıdır. Dolayısıyla AKP'nin hükümet olup olmadığına bakmaksızın bu sorunu burada Kürt halkının ortaya koyduğu gibi taleplerini, bu iradeyi ortaya çıkacak bir çözüm üretmemiz gerekiyor. İşte bunlar da çok açık, net. Dil meselesi, kimlik meselesi, siyasi iradelerinin tanınması meselesi, bunlar öyle tanınmayacak değil. Bir halkın siyasal ve demokratik hak ve talepleri, ben hani bilerek hak ve talepleri ifadesini kullanıyorum, bir en doğal hakkıdır bir halkın.
Bu en doğal hakkının kullanılmasının güvence altına alınması önemli. Bu açıdan da gerçekten hani bu dönemde temel meselelere acil çözüm için mercek tutmak gerekiyor. Hani bir koalisyon tartışmalarından ziyade biraz konuşmamızın başında ifade etmeye çalışmıştık bu demokratik bir anayasa, seçim yasasının değiştirilmesi, siyasi partiler yasasının değiştirilmesi, bu Türkiye ortaya bomba gibi düşen yolsuzluk şeyleriyle karşı karşıya kaldı ve hala bunun tartışmaları sürüyor. Bütün tartışmaların bir bugün mesela koalisyon tartışmalarının da kırmızı çizgileri bunun üzerinden belirlenmeye çalışılıyor. Cumhurbaşkanının yetkileri, işte 17-25 Aralık operasyonları, bunun üstünden kırmızı çizgiler belirlenmeye çalışılıyor. O zaman hani bu yolsuzlukların açığa çıkarılması, Yüce Divan mekanizmasının çalıştırılması ve ülkenin artık bir normalleşmesi ve demokratikleşmesi gerekiyor. Ve artık kimse anayasal hakkını kullandığı için de işten atılma tehdidiyle karşı karşıya kalmayacağı bir düzenleme. Hani bunu şunun için söylüyorum ben. Aynı zamanda gerçekten çok şeydi. İşçiler bir anayasal hakkını kullandığı için sendika değiştirme hakkını kullandığı için ya düşünebiliyor musunuz? Koca Türkiye'nin önünde sözleşmeleri imzalanıyor. Patron diyor ki evet diyor sen diyor sendika değiştirebilirsin. Ben senin bu hakkını tanıyorum. Bu bir artık şeye dönüşüyor, mutabakata dönüşüyor. Bir anayasal hakkını kullanma. Bütün bunların güvence altına alındığı demokratik bir anayasa. Memleketin temel meselelerini çözmek üzere, demokrasi meselesini çözmek üzere ele almak gerekiyor. İşte bu açıdan da hani 8 Haziran'ı tanımlarken biz şöyle tanımlamıştık. Evet 7 Haziran'a kadar önemlidir bir seçim sonuçları açısından ama 8 Haziran'dan sonra seçim sonuçları ne olursa olsun ortaya konmuş görev ve sorumluluklar olacaktır. Memleketin sorunları 8 Haziran'da bir günde sabah gözümüzü açtığımızda çözülmüş olmayacaktır. Bunun çözümü için bir mücadele birikimine ve potansiyeline ihtiyaç vardır. İşte bu açıdan da bizler de bizim gibi partilerde görev ve sorumluluklarını buradan belirlemektedir. Peki yani önümüzdeki şey açısından ne olursa olsun sonuçta çözüm ve buna dair tartışmalar görmezden gelecek. Ya ben değil, hani şu değil. Mesajı vermek istiyorum buradan hazır sizin programınızda da izleniyorken. Ya bu çözüm sadece Kürt halkının meselesi değildir. Bu nedenle hani bu çözüm masası dediğimiz şeyin AKP ile çok ilgisi yok. Hani bugün hükümet olduğu için AKP ama yarın kimin oturacağı bilmiyoruz. Kim oturursa otursun o çözüm masasına. Oradan Kürt halkının taleplerinin en ileri yerden kazanılması için hepimize görev düşüyor. Yani bu bir demokrasi problemidir ve bu demokrasi probleminin çözülmesi için Türk'ü, Kürd'ü, Alevisi, Laz'ı, Çerkez'i bütün bir halk kesimlerine ve işçi sınıfına görev düşüyor. Bu hani şu değil. Bu memlekette yaşanılan problemler birbirinden bağımsız değil ki doğrudan birbiriyle alakalı bir şey. Diyelim ki Kürt sorununun demokratik çözümü aynı zamanda işçi sınıfının içerisinde bir birliği pekiştirecektir. Sınıfın kendi birliğini sağlayacaktır. Onu güçlendirecektir zaten bu birliği söz konusudur da şövenizmin etkilerini kıracaktır. İşte dün başka şekilde bakılan problemler yarın başka bir şekilde ele alınacak, başka bir şekilde değerlendirilecektir. Alevilerin inanç özgürlüğü veya diğer inanç gruplarının inanç özgürlüğü ya da bu ülkede kıyıma uğramış, katliama uğramış, soykırıma uğramış Ermeniler, Rumlar, Çerkezler, Lazlar yok sayılmış, asimilasyona tabiye tutulmuş bütün kimlikler, inançlar kendi taleplerinin kabulü, kendi taleplerinin karşılanması açısından bir bu zemini güçlendirmiş olacaklar. Bu açıdan da hani şey değil, bu aynı zamanda mesela tersinden şöyle de bir şey. Diyelim ki işçi sınıfının bir yerde ekonomik ve sosyal haklar mücadelesi varsa bu da Kürt halkının diyelim ki bir halk olaraktan kaynaklı hakkını kullanma taleplerinden bağımsız değildir. Tersinden orası için de bu geçerlidir. Bu nedenle hani bunları bir temel demokrasi problemler içerisinde ele alıp birbiriyle bağlantısını kurarak ve burada bir çözüm masası olacaksa bu çözüm masasında demokrasi taleplerini güçlendireceğimiz bir mücadeleyi hep birlikte ortaya koymamız gerekiyor.
Peki, ben son söz alacağım sizden. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Son olarak kadınlara söylemek istediğiniz, Emek Partisi hem genel başkanı olarak kadınlara söylemek istediğiniz ne var? Önümüzdeki dönem açısından 7 Haziran'ın ardından. Evet, bugüne kadar biriktirdiğimiz kadın hareketlerinin önemli bir mücadele deneyimi var. Önemli bir birikimi var. 8 Haziran'dan sonrasına geldik artık. Dolayısıyla bu kadın hareketinin, kadın mücadelesinin birikimleri, deneyimleri ışığında kadınların gerçek eşitlik mücadelesini, özgürlük mücadelesini ilerletmek üzere Haydi Kadınlar mücadele ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz ben programımıza teşekkür katıldığınız için. Evet efendim, Ekmek ve Gül'de bugün Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan'la seçimlerin hemen ardından seçimler için kadınların gösterdikleri, kadınların sözleri, hangi taleplerle kadınlar seçimlere katıldı, sokakta neler söylediler, bütün bunlara dair önümüzdeki dönem nasıl politikalar üretmek lazım, neler yapmak gerekiyor diye bir sohbet gerçekleştirdik programımızda. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Ekmek ve Gül'den bugünlük bu kadar. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.